Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim, bu görmüş olduğunuz çok nefis spagettiyi nasıl yapmışım, onun yapımını göreceğiz. Öncesinde haşlamadan, suyunu süzmeden, pratik bir şekilde bir tavanın içinde nasıl yaptım, buyurun yapımını görelim. Bunun için öncelikle tavamıza yeteri miktarda 2-3 yemek kaşığı kadar ben zeytinyağını ekledim ve iyice ısınmasını bekledim. 1 yemek kaşığı domates biber salçası karışık, onu ekleyerek güzelce kızarmasını sağladım. Salçamızı güzelce kızartırsak makarnamız çok lezzetli olacaktır. Hem de rengi daha güzel olacaktır. Bir tutam kadar spagetti, yani yarısından daha az, yaklaşık 200 gram kadar spagetti kullandım. Üzerine 500 milimlik su ekledim. Yarım litre. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığından daha az tuz ekledim. Makarnalar da bu arada yumuşamaya başladı. Kuru nane ekledim. Beraber kaynasın, vitaminli lezzeti güzelce içine geçsin diye. Bir tatlı kaşığı da pul biber ekledim. Bu aşamadan sonra kapak kapatacağım üzerine ve kısık ateşte suyunun çekmesini bekleyeceğim. Arada da bir karıştıracağım, kontrol edeceğim. Evet, bakınız gayet güzel suyunu çekmiş. Çok da lezzetli bir sosu olmuş. Fazla bulaşık çıkartmadan sadece bir tava yeterli geldi bu nefis spagettiyi yapmak için. Şimdi dilerseniz bir sunum tabağımızı alalım. Bakınız kıvamını da görüyorsunuz, gayet güzel. Ne diri kaldı ne de hamur oldu. Çok güzel bir kıvamda spagetti oldu. Evet, şimdi tabağımızı alalım. Görüyorsunuz sosu da harika. Gerçekten çok lezzetli. İsterseniz ketçap dökebilirsiniz üzerine. İsterseniz de ben sarımsaklı yoğurt hazırladım. O şekilde servis yapacağım. Üzerine de sonunda fesleğen serpiştirerek servis edeceğim. Şimdi sarımsaklı yoğurt yeteri miktarda. Miktarı size bağlı. Ben 3-4 yemek kaşığı kadar sarımsaklı yoğurt gezdirdim üzerine. Tekrar üzerine şöyle çok hafif bir kuru nane. O kadar güzel kokuyor ki inanın. Mutlaka denemenizi öneririm. Eğer buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.